Efendim Selim. Neslihan neredesin? Eski mahallemdeyim. Partiden kalan yemekleri dağıtıyorum. Ya bu saatte mi? Evet, anca işte. Ya niye haber vermiyorsun, merakla bırakıyorsun insanı? Verecektim. Eski bir iki tane komşuyla karşılaştım, lafa tuttular. Ha, Güllü'ye mi oldun şimdi? O kim be? Neyse tamam, hadi çabuk ol, bekliyorum. Tamam, geliyorum. Ela Hanım, günaydın. Buyurun. Girebilir miyim? Bugün işe başlıyorum da. İş mi? Ne işi, burada mı? Ne demek işe aldım? Kimseye sormadan. Kimin nesi bilmiyoruz bile. Oğlum, tamam da. Yani iyi bir kıza benziyor. Ama bir soruşturmalıydık Gönce. O kız çocuğumun hayatını kurtardı. İyi, o zaman para ver yolla. Para istemiyor. İş istiyor. Gülseren, izin verirsen ben bir konuşayım. Daha sonra bakarız. Ben bir şeye bakmayacağım. Ben dersimi aldım. Çocuğumu kimseye emanet etmem. Sadece çocuk için değil. Nadia tek başına hiçbir şeye yetişemiyor. Zaten birisini alacağız. O kız Yusuf'un hayatını kurtardı. Bir şans hak ediyor bence. Affedersiniz. Gel kızım. Beni bir hafta denemenizi istiyorum. Ama olur mu öyle? Memnun kalmazsanız ben kendim giderim. Kimsenin başını ağrıtmam. Benim bu işe çok ihtiyacım var. Lütfen. Yavrucuğum, biz sana minnet borçluyuz. Anne tamam, sıkışık anlaşılan, hesap numarasını versin, gerekeni yapalım. Siz beni yanlış anladınız. Ben dilenci değilim. Güzelen, ayıp oluyor. Yavrucuğum, madem bu işe çok ihtiyacım var, o zaman başla bakalım. Bir hafta deneyelim. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkürler.